Asrın felaketinde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden ve bacaklarının üzerine kolon düşmesi sonucu felç kalan Özlem Kara, kızının depremden 3 gün önce söylediği "Anne ne olursa olsun ayaklarının üzerinde dur" sözüyle motive olarak tekrar yürümeye başladı. Tekrar kalktın, kolunu öne doğru uzat, çek. Bak şimdi elektrik akımını açacağım ben yine. Yavaş yavaş arttırıyorum. Şimdi sol tarafa açıyorum. Dayanabileceğin kadar açacağım. Şu an iyi misin? Yani bir seneye geçti depremi yaşayalı. O an nasıl diyeyim, hani uyandık. Depremle uyandık zaten, çocukların sesi, depremin sesi. Hani sonradan hani ne olduğunu hiç hatırlamıyorum depremde, o sırada beni fırlatıyor. Uyandığımda her şey olup bitmişti zaten, yani her şey yerle bir olmuştu. Ben belden aşağı enkaz altında kolonun altında kaldı benim vücudum. Kolumda kırık var mesela, platin diye. Yani o şekilde ve bir seneye geçti fizik tedaviye devam ediyorum. Ve hala da devam ediyorum. Ama bu süre içinde bir 6 ay yatalak durumdaydım ben. Hani hiç kalkamıyordum. Şu an hani evin içinde desteksiz yürüyorum. Ama dışarıda biraz korkularım var. Hala bastonu bırakamıyorum. Ama evin içinde desteksiz yürüyorum. Yani daha iyi geldi. Yani hani zorla geliyordum buraya bastonla. Hani inip binmede de çok zorlanıyordum. Şimdi hani desteksiz yürüyebiliyorum artık. Yani İlk baştan yani bir 6 ay zaten hani çok zoraki bir süreç oldu. Sürekli ameliyatlar, diyalize girdim. Bu şekilde yani 6 ay hiç yani nasıl diyeyim, Allah'ım hani kimseyi düşürmesin. Bir insanın eline muhtaç olmak çok zor. Rabbim hep istiyor ki yani hani daha iyi olayım. Hep bu süreçte hani daha iyi olmayı istedim ama hani 3 evladımı ve eşimi kaybedince biraz da hani psikolojik olarak kendimi biraz toparlamak zorlandım. Ama çok şükür hamdolsun etkileyen şey depremden 3 gün önce kızımın doğum günüydü. Kızım bana demişti, anne ayakların üstünde durmayı öğren, kendi başının çaresine bakmayı öğren. Sadece beni bu süreçte hani yürümeyi bayağı bir zorlandım. Dedim ben kızıma verdiğim sözü tutamam, tutamayabilirim. Ama hep bu aklımdaydı. Beni hep bu yani dirençlendirdi, hiç kuvvetlendirdi. Kızıma verdiğim sözümü tutmak istiyorum sadece hani. Bilemedim o zaman hani. Özlem Hanım bizim yanımıza gelmezden önce de çeşitli fizik tedavi merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde fizik tedavi uygulamaları gördü. Bizim yanımıza geldiğinde kanedyenle yürümesini gerçekleştiriyordu. Oturma kalkma yeteri kadar güçlü değildi. Tedaviye başladıktan sonraki süreçte bu çok güzel bir yönde ilerledi. Özlem Hanım'ın fizik tedaviye bakış açısı, onun kızına verdiği söz, bunlar çok etkiliydi, çok önemliydi. Bizi de bu tedavinin daha ileriye gitmesi adına alevlendirdi, ateşledi bu işlemi. Yani biz sürekli egzersizler yaptırarak kendisine daha iyi olacağını motive etmeye çalıştık. Yaptığımız fizik tedavi işlemlerinde elektroterapi uygulaması olsun, klinik masaj uygulaması olsun, yapılan egzersizlerin detaylı bir şekilde çalışmalar olsun, her geçen gün daha da ileriye gitti. Kendisi geçen aylarda umreye bile gitme kararı aldı. Orada yürüyebileceğine inandı. Gerçekten bizi de çok mutlu etti. Oraya gitti, oradaki ibadetlerini yerine getirdi.
Bunları yapabilmesi, fiziği tedavide başarabilmesi bizleri çok mutlu etti. Yani